Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Be Framework inceleyeceğiz. Ve daha önceki videomuzda cross-site scripting videomuzda hacklediğimiz usa.com adresini tekrar kullanarak burada Beef'i test edeceğiz. Ve Beef Framework ile neler yapabileceğimizi göreceğiz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken Beef Framework'ü çalıştırmak. Bunun için eğer Kali Linux kullanıyorsanız Beef Framework User Share Beef XSS yolundadır. Beef'i çalıştırmak için bu komutu veriyoruz. Ben -x komutunu veriyorum. Bunu siz de daha sonra kullanabilirsiniz. Bu veri tabanını sıfırlamaya yarar. Yani tekrar temiz bir açılış yapmak için bu komutu kullanıyorum. Sizin kullanmanıza gerek yok. Bunu başlattıktan sonra gördüğünüz gibi Beef açılacaktır. Beef'in açılması biraz sürebilir. Beef'in ne olduğundan bahsedelim Beef açılırken. Beef aynı Metasploit Framework gibi exploitleri, JavaScript exploitlerini özellikle internette tek bir yerde elimizin altında olması için kodlanmış bir araçtır. Bunu çok basit şekillerde kullanabiliriz. Öncelikle panele geçiş yapalım. Burada gördüğünüz gibi bir panel var ve bu panel Beef'i bizim kontrol edeceğimiz yer. Eğer ilk kez giriyorsanız ve değiştirmediyseniz şifre ve kullanıcı adı Beef ve Beef olacak. Evet. Geldiğinde bazen burada giriş yapamıyoruz Beef ve Beef yazarak. Bunun sorunun nedeni masaüstünün Kali'nin Türkçe versiyonunda masaüstü olarak çevrilmesi ve oradaki ü karakterleri. Bu sorunu aşmak için işletim sistemi dilinizi İngilizce yapmanız veya masaüstü klasörünü değiştirmeniz yeterli. Daha sonra Beef'e giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi Beef çok kolay bir kullanıcı yüzü var ve basit bir program gibi görünüyor. Kullanmak gerçekten o kadar zor değil. Şimdi usa.com'a geri dönelim. Burada usa.com geçen videomuzda hacklediğimiz, yani message box verdiğimiz, işte sniffer kullandığımız bir web sitesiydi. Bunu şimdi Beef ile kullanacağız. Beef ile kullanmak için hook.javascript dosyasını sayfaya bir şekilde enjekte etmemiz gerekiyor. Bunu farklı şekillerde yapabiliriz. Ben şu anda cross-site scripting açıyla enjekte edeceğim. Bunu yapmak için script source komutuyla JavaScript hook'unun yerini söylüyorum. Bunu internet üzerinden kullanmak için kendi lokal IP'nizi yazmamanız gerekiyor. Gerçek IP adresinizi yazmanız veya no IP gibi servisler alıp bunu kısaltabilirsiniz. Ben şimdi LAN'da olduğum için lokal IP'yi kullanacağım. 192.168.1.35'ti ve 3000. portu kullanıyorum. Ve hook.js dosyasını bu sayfaya bu şekilde enjekte ediyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı gibi görünüyor. Ancak Beef'e gelip baktığımızda ve sayfayı yenilediğimizde bilgisayarın buraya geldiğini görüyoruz. Bu Beef burada bize bilgileri veriyor. Yani flash kullanabileceğimizi ama Visual Basic Script'ini kullanamayacağımızı. VB Script'in Visual Basic Script olduğunu bir anda öyle söyledim. Bilmiyorum, yanlış söylediysem özür dilerim. Bunun dışında Commons kısmında Metasploit'teki payloadlar gibi komutlar var. Buradaki komutlar bu browser'ın bilgilerini toplamamıza yarıyor. Chrome Extensions zaten ne olduğu belli. Chrome uzantıları. Debug hata gidermek için. Exploitler. Host için olan exploitler. Metasploit, Autopawn.
var burada sadece bende yani. Bunun dışında persistence bizim en çok kullanacağımız ve social engineering bizim en çok kullanacağımız bölümler. Persistence yani kalıcılık anlamına geliyor bir nebze. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Man in the browser. Biz sayfayı değiştirsek bile Man in the browser o sayfada olduğu sürece yani adres çubuğunu silip başka bir siteye geçmediğimiz sürece sayfa üzerinde kalıyor. Confirm ise çıkarken çıkmak istediğinize emin misiniz mesajı verdiriyor. Bu foreground iframe bir şey oluşturuyor. Bir iframe oluşturuyor tüm sayfa boyutunda ve yapılan değişiklikler sadece iframe'i değiştiriyor. Yani sayfayı değiştirmemiş oluyor. Bu da küçük bir pop-up açıyor aşağıda ve bu şekilde sürekli bağlantıda kalabiliyorsunuz. Ama bunu bloklayabiliyor pop-up blocker'lar. Bunun dışında social engineering saldırıları var. Bunları da inceleyeceğiz. Öncelikle gerçek bir saldırı senaryosu varmış gibi persistence yani man in the middle atağı kullanmak istiyorum ben. Man in the browser özür dilerim. Man in the browser'ı kullanmak istiyorum. Çalıştırdıktan sonra buraya command'ın geldiğini görüyorsunuz. Tıkladığımızda ise burada bir log kaydı var. Evet gördüğünüz gibi browser'ı hookladık. Bunu kullanıcı fark edebilir. Zaten yeşil olduğu için kullanıcının fark etme ihtimali olduğunu belirtiyor. Çünkü kenarda küçük bir kutucuk çıkıyor. Hemen hackbar'ı kapatıp göstereyim size. Şurada bir kutucuk çıkacak. Bakın başka bir sayfaya geçiyorum ama şu anda offline'a düşmedik. Çünkü zaten şeydeyiz. Man in the browser saldırısı yaptığımız için şu anda sürekli bunu görebileceğiz. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki küçük şey aslında o. Aynı zamanda çıkmadığından emin olmak için bunu da kullanıyorum. Bir test edelim. Kapatmak istediğinizi onaylamamızı istiyor. Bu da çıkma ihtimalini azaltmak için yapılan bir şey. Bunun dışında social engineering ve Clippy kısmı. Clippy bu Microsoft Word'de bildiğimiz Attach arkadaşımız. Bu şuradaki mesajı ve indirdiği programı değişebiliyoruz. Ve bu en çok kullanılan ve %70'e yakın verim alınan bir payload. Çünkü yani insanlar bildikleri bir karakter ve neden olduğunu bilmiyorum ama çok başarılı. Yes dediğimizde ise oradaki exe dosyasını indirmeye başlıyor. Bunun dışında çok sık kullanılabilecek olan ancak geçerliliğini biraz yitirmiş olan fake flash update var. Yani bilgisayarınızda flash player yok uyarısı. Pretty theft var. Bu mesela pop-up çıkararak bir şifrenizi girmenizi istiyor. Bir deneyelim örneğin Facebook için diyelim. Evet. Mesela girelim. Evet gördüğünüz gibi şifrenin buraya geldiğini görüyorsunuz. Bunun dışında videoları değiştirebiliyoruz. Tab nabbing buna daha sonra değineceğim. Bunun dışında evet şu çok son zamanlarda çıkmış ve daha fixlenmemiş bir açık. Bunu kullanabilirseniz her şeyde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu başka bir exe dosyasını yukarıda başka bir şeyi göstererek adres çubuğunda güvenilir bir site adı göstererek dosyanızı indirmenizi sağlıyor. Gerçekten çok tehlikeli. Clippy'deki PuTTY adresini kullanmak istiyorum ben şimdi. Tekrar exe dosyam yok. Bunun için evet gördüğünüz gibi buradaki download yerine herhangi bir exe yapıştırıyoruz. Ve execute dediğimiz zaman bizi get.adobe.com'dan yönlendiriyormuş gibi görünerek dosyayı indirmemizi istiyor. Gerçekten tehlikeli ve yani çok yüksek tıklama oranına sahip bu da ve yakında fixlenecek. Diğer Chrome bunun için çalışmaya başlamış. Bunun dışında işte clickjacking gibi saldırıları hepimiz biliyoruzdur. Bunun dışında kullanılabilecek bir şey de
sayfayı yönlendirmek. Sayfayı yönlendirerek Metasploit'teki autopawn şeyine, payload'una yönlendirip bir bu şekilde saldırı yapabiliriz. Bildiğiniz gibi browser autopawn bir şey için, browser için olan bütün exploit'leri tek bir yere toplayarak hepsini aynı anda çalıştırma mantığına dayanıyor. Bunun dışında bir framework gerçekten çok kullanışlı bir tool değil. Çünkü her an bunu fark edip farklı şeyler yapabiliyorlar. Ve bunun fark edilmemesini istiyorsanız mümkün olduğunca beyaz olan yerleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Yeşiller de beyazlar da fark edilebiliyor, turuncular da ve kırmızılar da çalışmadığını gösteriyor. Bunun dışında o IP adresini proxy olarak kullanabiliyoruz. Bunun dışında işte Metasploit Autopawn yöntemini gösterelim. Yeni bir terminal açalım ve yeni terminalde msf konsol ile browser autoown auxiliary'sini kullanarak sayfamızı da oraya yönlendirelim. Ancak bu da antivirüslere yakalanan bir şey olduğu için ancak hook.javascript antivirüslere şu anda yakalanmıyor. Yapılabilecek en mantıklı saldırı bana kalırsa burada yapacağınız sahte download saldırısı. Şu anda kullanılabilecek en güzel açık bu. Bunun dışında Metasploit'e geçip evet, payload'umuzu arayalım. Evet, browser at auto-own. Bu biraz uzun sürecek. Ama yine de en etkili saldırılardan birisi tek bu da. Localhost kendi IP'miz olacak. Bunu ayarladık. Şimdi server host. Bu önemli değil. Lokal bir server olduğu için. Port da önemli değil. Otomatik açacağı için. Şurayı düzenleyelim çünkü random olmasını istemiyorum. Daha kolay ulaşabilmek için. 1 olsun. Evet. Exploit'i başlatalım. Evet, modülleri tek tek yükleyecek şimdi. Bu modüller yüklenirken biz de beef'ten devam edelim. Beef aynı zamanda bilgi almak için de kullanılabilen bir araç. Mesela Windows Media Player'ın olup olmadığını bu şekilde şeyleri deneyebiliyor. Webcam'den resim alabilmek, müzik veya işte ses çalıştırabilmek gibi özellikleri var. Bunun dışında domain üzerinden yapabileceğimiz şeyler var. Refleri değiştirmek gibi, cookie'leri almak gibi. Bu önemli bir siteyse, mesela Facebook'ta bu şekilde bir açık bulduysanız bu gerçekten inanılmaz bir şey olacaktır. Bunun dışında yapabileceğimiz şeyler DNS tünel gibi, o IP DNS olarak kullanmak, imucular gibi inanılmaz şeyler yapabiliyoruz gerçekten. Ancak bazıları çalışmıyor, çalışıyor gibi göstermesine rağmen onları da artık denemeniz gerekiyor ve burada gelen loglardan takip etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kullanışlı olacağını düşündüğüm bir diğer komut da geolocation komutu. Yani bunu çalıştırdıktan sonra kullanıcının nerede olduğunu bize bilgisini veriyor. Geçelim. Ancak burada bunu sorması
konumunuzu paylaşmak isteyip istemediğinizi sorması gerçekten kötü. Komut çalışmadı sanırım. Dediğim gibi bir kararlılığı yok. O yüzden kesin güvenlemiyoruz Beef'e. Ancak yine de çok kullanışlı bir tool olduğunu yani malum. Evet. Bu hala yüklüyor. Browser exploitlerini yüklerken. Bunun dışında bu Metasploit de aynı şeyi yapacak zaten. Network bu işte Tor, sosyal ağları denetlemek gibi şeylere yarıyor. Bunun dışında biz en çok Browser, Persistence ve Social Engineering kısımlarını kullanacağız. Ve burada yapacağımız şeyler kişi adres çubuğuna ellemediği sürece geçerli veya JavaScript dosyası site içerisinde gömülü olduğu sürece geçerli. Bunun dışında ilginç komutlara bakıyorum şu an gösterebileceğim. Ancak fazla bir şey kalmadı. Zaten sayfa yönlendirme ile en son sayfa yönlendirme ile exploit'imize yönlendireceğiz sayfayı ve videoyu burada sonlandıracağım. Evet, diğer terminale bakalım. Eğer bitmişse exploit'leri sıralaması. Evet, başlamış. Evet, başladıktan sonra 20 tane exploit sıraya koymuş ve birisi buraya girdiğinde tüm exploitleri tek tek ona göndermeye başlayacak. Evet, başlamak için sayfayı yönlendiriyorum. Dosya yolunu 1 olarak ayarlamıştık. O yüzden hemen giriyorum. Sanırım yanlış girmedim portu ama evet doğru girmişim. Ve dosya yolu da 1. Komutu çalıştırdık. Sayfayı yönlendirmiş olmalı. Bunu sormaması gerekiyordu ama biz Persistence'dan sayfayı terk et mesajı ayarladığımız için bu çalıştı. Bunun için yapabileceğimiz bir şey yok. İzin veriyorum. Evet. Şu anda Beef ile işimiz kalmadı. Evet, gördüğünüz gibi bütün exploitler çalışıyor şu anda. Sırayla çalışıyor ve daha sonra da bana bir meter preter verecek. Söyleyemedim, özür dilerim. Jar dosyalarını peş peşe yolluyor. Evet. Çalıştıktan sonra birçok açıyı aynı anda yapıyor. Gördüğünüz gibi buna izin vermesi de bir sosyal engineering aynı zamanda. O yüzden evet, şimdi evet, normalde buraya bir düşmesi gerekiyordu ancak güvenlik duvarı gibi nedenlerden dolayı olmadı. Videoyu şu anda burada bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.